Otomobil tutkunlarının değişmeyen tek adresi 8. etaptan merhaba sevgili seyirciler. Geçen hafta 900. programımızı kutladık. Bu hafta 901'den 1000'e doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Evet, her hafta size farklı içerikler sunuyoruz ama geçen hafta sizi çok güzel yerlere götürmüştük. Enfes manzaralar izlemiştik. Bu hafta o serinin devamını izleyeceğiz. Sağlam rotalarda ikinci bölümümüz geliyor ekranlarınıza. İlk günü tamamladık. Yolda çok fazla karla karşılaşmadık ama ben gece bu kadar üşüyeceğimi tahmin etmedim. Hele Antalya'da. Dün gece bayağı soğuktu. Hayır ola, ne oldu böyle bir Antalya'ya soğuk geldi? Vallahi Poyraz var. Antalya'nın bu Poyraz'ı, yani kuzeyden esen soğuk rüzgarlar aslında İç Anadolu'ya ve İstanbul'a kar yağdığını ve soğuk olduğunu gösteriyor. Yani soğuğu biraz siz getirdiniz biz buraya. Biz ayağımızın soğuğuyla geldik ama güzel bir rota. Şimdi yeni yola çıktık. Ne yapıyoruz şimdi? Nereye gidiyoruz? Şimdi bugün Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın en güzel rotalarını sabah geçeceğiz. Köprü Çayı'nın üzerinden geçip Adam Kayalar, Deli Sarnıç'ı göreceğiz. Oradan Sergi Antik Kenti'ni görüp Oluk Köprü'ye ineceğiz. Daha sonra eski bir kervan yolunu izleyerek Kargahan'dan Tolhan'a çıkacağız. Antalya'da en meşhur yerlerden bir tanesi Köprülü Kanyon. Burası Köprülü Kanyon'un girişi herhalde. Evet. Şimdi Köprülü Kanyon tabii insanlar rafting'e geldiği için meşhur. Ama herkes o rafting yerine gelip raft yapıp gidiyor. Halbuki bir 10 kilometre kuzeye gitseler gerçek milli parkı ve gerçek güzellikleri görecekler. Ama insanların çoğu ona tembel. Sadece o hani suda kayıp geri dönüyorlar. İşte o yüzden biz varız. İnsanların pek gitmediği, görmediği yerleri biz Ümit Işın'la beraber gidiyoruz, keşfediyoruz ve sizlere göstermeye devam ediyoruz. Geldik böyle ya, kuleler falan. Deli Sarnıç. Deli Sarnıç. Evet, şimdi burası Köprülü Kanyon'un kuzeybatısında Deli Sarnıç köyü. Ama Adam Kayalar diyorlar şimdi yeni zamanda. Bazı yabancılar Küçük Kapadokya diyor. Esası bunun bir konglomera taş yapısı, kaya yapısı. Ne demek konglomera? Yani Afrika kıtası Avrupa'ya yaklaşırken Akdeniz'in altındaki katmanları, kaya katmanlarını yükseltir ve bunlar Toros Dağları'nı oluşturur. Yani itip sıkıştırıyor. Tabii. Şimdi bazen bu katmanlar böyle sıkıştırırken çok eski, antik, milyarlarca yıl yaşında çok büyük dere yatakları olur. Hı hı. Onu araya alıp sıkıştırdığı zaman ona konglomera diyorlar. Yani bunun için dikkat edin, zaten hep dere taşları bak, yuvarlak yuvarlak. Bunlar böyle öyle güzel bir formasyona girmiş ki işte Adam Kayalar böyle hakikaten adam gibi güzel formasyonları var. Kaç metre bunlar? 80 metreye kadar uzananları var. Bunlar da 15-20 metre, 30 metre. Bazı sarnıçların 40 metre olduğu söyleniyor. Hı-hı. Tabii yani biraz labirent, abartır yerli tabii onu. Labirent gibi bir yapı da oluşmuş böyle, evet, arada evet. Gidiyoruz tüneller evet, falan. Çok ondan Deli Sarnıç zaten böyle hani. Kayboluyorsun içinde. Ya, kaybol git içinde, o kadar güzel bir yer. Ama gerçekten görmeye değer ya, çok güzel ve inanılmaz bir oluşum. Ne kadar zamanda bunlar takribi oluşuyor? Toros Dağları 500 ila 700 milyon yıl yaşında. Milyon yıl. Ama genç dağlar olarak addedilirler. Yani milyarlık olanlar evet. Da var. Bunlar genç dağlar. Tabii insan ister istemez bizim hani öyle 70-100 yıllık yaşamımızda aslında ne kadar da çok bir şey evrende ifade etmediğimizi de insana hatırlatıyor yani. We'll be right back.
öğle yemeği zamanı, nereye geldik? Selge'ye, Zerk köyü. Burada sağ olsun Adem Perihan ailesi bize geldiğimiz zaman aç koymazlar. İlla bir yemek düzeni yaparlar. Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerinden bir yer sofrası ve çok güzel köy yemekleri. Birazdan tadına bakacağız. Neler var burada? Vallahi onların kendi yaptığı bir yumurtalı patates yemeği var, salata var, bulgur var, koyun yoğurdu var yine kendi yaptıkları, yufka ekmeği var kendi yaptıkları. En doğalı, en lezizi, en orijinalini şimdi öğle yemeğinde hepsinin tadına bakacağız. Sergede öğle yemeğimizi yedikten sonra Selge Antik Kenti'ne geldik. Buranın nedir tarihi? Vallahi Selge aslında bu bölgedeki başkent gibi bir yer. Eskiden mesela Selge'nin zenginliğini bastığı gümüş büyük sikkelerden biliyoruz. Üzerinde güreşçiler olan, Selge yazan ki her kentin böyle, hele Pisidya'da gümüş sikke basma lüksü yok, zenginliği yok. Bunun zenginliği nereden geliyor? Aslında sabah gördüğümüz köprü çaydan geliyor. Bütün bu havalinin zeytin, şarap, antik kaynaklarda sıralıyorlar. Bir sürü burada yetişen, buraya özel bitkilerden yapılan ilaçlar vesaire Köprüçay'a indiriliyor. Oradan fıçılarla Köprüçay'dan Aspendos limanına, oradan gemilerle satılıyor. Burası hakikaten bir merkezmiş yani. İyi bir ihracat merkezi. Evet, iyi bir ihracat merkezi. Zaten bakın koskocaman tiyatrosu var. Büyük ve önemli bir kent. Peki ne kadarlık bir geçmişi var? Yani şimdi biz bu basamaklara çıktık. Aşağı yukarı kaç yüzyıl önce buralara basılmaya başlandı? Bu tiyatro herhalde bu halini aldıktan sonraki ilk kullanımı 1900-2000 yıl diyebiliriz. Öncesi diyebiliriz. Yani 2000 yıllık bir tiyatronun basamaklarından indik. Şu an tam merkezindeyiz. Gerçekten inanılmaz bir his bu. Bir de o akustik ses, mesela şu an burada çok iyi bir dağılım var. Rüzgar olmasına rağmen. Şimdi sen, bu tiyatrolar öyle gelişi güzel yapılmıyor. Bunun bir mimari düzeni var. O düzene göre yapılıyor. Yani tam orkestra dediğimiz bu alanın merkezinden iki yan duvara, arka duvarlara belli ölçülerle yapılıyor. Ve böyle çanak, yani tiyatro şeklinde olduğu zaman da, hele ki dolu olduğu zaman bu akustik daha da artıyor ve doğrudan insanlar duyabiliyorlar hala bu. Evet, o günden bugüne bu halde buranın kalması gerçekten güzel. Vallahi insan etkileniyor. Ama üzücü nokta şu, çok az turist geliyor. Keşke buralara Avrupa'daki merkezlerde olduğu gibi daha fazla turist gelse diye tabii ki düşünmeden edemiyorum. Evet, nereye geldik böyle? Ya burası dünyada tek doğal servi ormanı. Böyle buradan hektarlarca bir alan yayılıyor. Servi biliyorsun hayat ağacı. Mezarlıklarda olur ama kökeni ta Sümerlere gidiyor. Yani 5000 yıllık bir hayat ağacı geleneği var. Ama dünyada doğal olarak bir orman olarak yayılımı sadece Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda. Çok da güzel bir ağaçtı. Çok da güzel kokar. İnanılmaz. Hem bol oksijen hem güzel bir koku şu anda hissediliyor. Evet, evet. Devam edelim mi Oluk Köprü'ye? Devam edelim hadi. Oluk
Soğuk Köprü'ye geldik sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi enfes bir manzara var. Aşağıda da harika bir manzara devam ediyor çayın devamıyla. Turkuaz renkte bir su var. Rafting de yapılıyor galiba, değil mi gördüğüm kadarıyla orada? Evet, yani Türkiye'nin rafting merkezi oldu artık burası. Yani günlük binlerce insan geliyor sezonda. Kışın da olabiliyor ama burası o rafting merkezi. Peki bu köprü ne kadar eski? Şimdi arkamdaki köprü Oluk Köprü. Milattan sonra 2. yüzyıldan, yani Roma İmparatorluk çağından, yani aslında bütün bu milli parka adını veren Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın köprüsü. Hı hı. Ve 1990'lara kadar bütün ulaşımı bu köprü sağlıyordu. Daha sonra aşağıya bir karabüye bir yeni köprü yaptılar. Bunun yanındaki korkulukları yıkılmıştı. Bunları tamir ettiler ki büyük araçlar girmesin. Ama hala trafik buradan işliyor ki biz de araçlarımız da buradan geçip gideceğiz 2000 yıllık bir köprüden. Peki bu kanyonun uzunluğu ne kadar? Sabah da bize bir köprü göstermiştin. Evet, sabah bir modern karayolları köprüsü gördük. O ballı bucağı giderken gördüğümüz köprü bu 14 kilometrelik kanyonun girişi. Oradan giriyor su, yer yer 400-600 metreye kadar yükselen bir kanyonu takip ederek Aspendos'tan Akdeniz'e kavuşuyor. İnanılmaz. Gerçekten çok güzel, doğal güzelliklere sahip bir ülkede yaşıyoruz sevgili seyirciler. Biz de bu rotaları Equinox Travel'dan Ümit Işın'la beraber geçme şansını yakaladık. Tabii ki gezimiz devam edecek. Birçok daha yeni ve güzel yeri sizlere göstermeye de devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, bu bölümümüzde biraz otomotiv konuşacağız. Otomotiv sektörünü konuşacağız. Neler yaşandı, neler oluyor, neler bitiyor. Çünkü pandemi sürecinde özellikle otomotiv sektöründe bir düşüş gözlemlendi. Türkiye'de tüm seyircilerimiz, herkes şu soruyu sordu. Otomotiv satışları ne olacak, fiyatlar ne olacak, işte trendler nedir, hangi modeller gelecek, gelmeyecek mi? İşte Avrupa ile Türkiye kıyaslandığında Türkiye ne halde? Biliyorsunuz biz aynı zamanda ihracat yapan bir ülkeyiz. Hem ithal araçlarımız var hem de ihraç ettiğimiz araçlarımız var. Dolayısıyla otomotiv endüstrisi Türkiye için çok çok önemli. Tabii ki tüketiciler bazından da belli kriterler var. Özellikle fiyatlar, ikinci elde durum nedir, hafif ticarilerde neler oldu? İşte bu konulara açıklık getirmek için işin uzmanı şu anda tam karşımda. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin bizlerle beraber. Bundan sonra 8. etapta da zaman zaman bizlerle beraber olacak. O değerli yorumlarını bizlerle paylaşacak. Şimdi gelin verilerle biraz konuşalım. Yani öyle hani kahve köşelerinde yapılan yorumlar gibi değil ama tam olarak istatistiksel olarak sayılarla Türkiye'de otomotiv sektörü ne durumda, neler yaşanıyor, krizin boyutları nedir ve buradan nasıl çıkabiliriz, neler olacak, ne zaman otomobil alalım, birçok sorunun cevabını bu köşede, bu sohbette bulabileceksiniz. Evet, Erol Şahin, merhaba diyorum. Merhaba Murat Bey, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. Şimdi işin dediğim gibi üstadı, uzmanı, bu işin yıllardır istatistiksel boyutta takibini yapan bir isim olarak neler söyleyeceksiniz? Özellikle 2019'da otomotiv zor bir dönem geçirmişti. 2020'de bunun toparlanması bekleniyordu. Hatta sektör yöneticileri 600 bin, iyimser olanlar 700 binlik rakamlardan bahsediyordu. Ama bir anda işler değişti. Global anlamda bir salgının, pandeminin etkisinde kaldık. Ve bu hiç umulmadık salgın her şeyi alt üst etti. Bütün planları alt üst etti. Şimdi ne hedefleniyordu, nereye geldik? Bunun bir değerlendirmesini, genel yorumunu alabilir miyim? Tabii ki yani otomotiv sektörünü aslında değerlendirirken biraz geriden başlamak lazım değerlendirmeye. Dünü bilmeden bugünü yorumlamak ya da geleceği planlamak biraz zor. Hele hele otomotiv sektörü gibi global bağlantıları da olan, iç dinamikleri çok hızlı gelişen, hızlı değişen bir sektör için. 2017 yılını hatırlarsanız milyonluk bir pazarla kapattık. 2016'nın üzerine oldukça iyi gidiyordu. 2018 yılının Haziran ayı ile birlikte hem kurlardaki yüksek oynama hem faizlerin yükselmesi otomotiv sektörünü bir anda durdurdu. Bu dönemde otomotiv sektörü durgunluğu yaşarken
2018 yılının son 2 ayında hükümetin de desteğiyle, ki bunda tabii ki dernekler, yani OYDER'i, ODD'si, OSD'sinin yoğun baskı ve çalışmalarıyla ÖTV indirimi çıktı. Bugün de gündemde olan, sürekli insanların bizlere sorduğu, ÖTV indirimi gelecek mi sorusunu çok soruldu. ÖTV indirimi yapıldı. Bu ÖTV indirimi ne getirdi? Yaklaşık 8 aylık süreçte sürdü. 2019 yılının Haziran sonuna kadar devam etti ama istenilen sonucu doğrusu vermedi. Otomotiv sektörünü ayağa kaldırmaya yeterli olmadı. Biz 2018 yılındaki o daralmanın üzerinden, yani 620 binlik bir pazardan 2019 yılında 500 binin altında 480 binlik bir pazara evrildik. 2 yıl üst üste pazar bir önceki yıla göre küçülmüş oldu. 2019 yılının sonlarına doğru geldiğimiz sırada, ki otomotiv sektörü değil, bütün sektörler için en önemli algılardan bir tanesi kredi faizleridir. Bir gün nakit alımın artık unutulduğu, insanların krediyle sürekli alım yaptığı bir dönemde kredi faizleri eğer düşerse, ki bu oran genelde Türkiye'deki hareketlilik açısından istatistik olarak baktığımızda %12'nin altına yıllık düştüğü zaman pazarlar her zaman canlanıyor. Ki şu anda da %10'ların altında gidiyor. Eylül ayında, yani 2019'un Eylül'ü, hatta Ekim ayında faizler 12-13'lere kadar gerilemişti. O dönem için söylüyorum. Akabinde markalarla yapılan anlaşmalarla kamu bankaları işte 0.79'luk, 0.49'luk krediler uygulamaya başladı. Bu otomotiv sektörünün bütün gidişini, yönünü değiştiriverdi. Pazar hızla toparlanmaya başladı. 2019 yılının özellikle son 3 aylık döneminde, ki yıl daha kötü kapanması beklenirken bu kredilerin, faizlerin düşmesiyle birlikte inanılmaz hareketli bir pazar yaşamaya başladık. Araç bulunamamaya başladı. Stok yoktu çünkü. İnsanlar neden? Çünkü pazar kötü gidiyor. Bir de stok yükü taşıyarak şirketler daha zorda kalmamak için stoklarını azaltmışlardı. Bu dönemde inanılmaz bir stok ihtiyacı ortaya çıktı. Araç buna Aralık, bir önceki Aralık senenin de etkisi var diyebilir miyiz? Çünkü bir önceki sene elde çok fazla stok kaldı ve hatta yılın yarısından sonra bile bir önceki model yılını pazarlamaya çalışan markalar vardı. Bu acı tecrübeyi diyelim buna. Çünkü maliyeti yüksek. Tekrar yaşamamak için 2020'ye girerken az stokla geldiler. Şöyle söyleyeyim, hani marka ismi vermeyeceğim ama birkaç tane marka, hatta 5-6 tane marka 2019 yılının Ağustos ayında henüz 2019 model araç satmamıştı. 8. ay sonu itibariyle henüz 2019 model araç getirmemişti bile. Getirememişti. Böylesine bir stokla geçtik 2018'den 19'a. Haliyle hani bazen deniyor işte otomotivde ileriyi görmek lazım. İşte 2019'un sonu çok iyi planlanmadı. Bu şartlarda nasıl planlanabilirdi ki? İnsanlar haliyle 350-400 bin bandında bir pazar beklerken, ne oldu pazar? Araç bir şekilde tedarik edildi. İşte 480 binlerle kapandı. Sanki çok da aşırı yüksek bir pazar olmadı ama inanılmaz hareketliydi son 3 ay. Arkasından 2020 yılının Ocak ayı, Şubat ayı, hemen akabinden Mart ayı, pandemi öncesi için söylüyorum, son derece hareketli ve hızlı girdi. Hızlı geçti. Tamam, belki bir 2017 gibi değildik, 2018 gibi değildi ilk çeyrek ama geçmiş yıllara, yani 2019 yılında yaşadığımız o muazzam pazar düşüşüne göre oldukça iyiydi. Nisan ayı ile birlikte pandemi sürecini yaşadık. Pandemi sürecinde tabii ki ister istemez insanlar sokağa çıkamadılar. Nisan ayında işte bir 13-14 günlük, Mayıs ayında 16 günlük sokağa çıkma yasağı vardı ki bunun 4 günü tüm ulusaldı, 81 ilde bayram sürecinde. Haliyle otomotiv sektörü de buradan belli oranda daralmayla çıktı. Şöyle rakamlara baktığımız zaman, geçtiğimiz aya doğru bakalım, hatta ilk 5 aya bakalım. Mayıs'tan bir güne kadar otomotiv pazarı. Bu verdiklerim rakamlar, yani şu anda vereceğim rakamlar ODD rakamları. Biliyorsunuz ODD beyana dayalı. Yani markaların beyan ettiği rakamlara göre. Bunlar sonuçta tescille vesaireyle resmileşmiş rakamlar değil. Beyan rakamları. Otomobil pazarı 146 bin. Haft ticari araç pazarı 36 bin. Toplam pazarda 83 bin adetlik rakama ulaştı. Şimdi bu rakamlar neyi ifade ediyor bize? Biraz oraya bakmak lazım. Otomobil pazarı 2017 yılına göre bakarsak %39 daraldı. 2018'e göre bakarsak yine %38'lik bir daralma var. 2019'a göre bakarsak da %21.75 büyümüş gözüküyor. Evet, bu yanıltıcı olmaması lazım.
Kesinlikle. Onun için biz paylaşımlarımızda, yaptığımız haberlerde vesaire de sürekli şuna dikkat ediyoruz. 2020-2019'da karşılaştırırken yanına 2018'de de 17'yi de koyuyoruz. Bakın nereden geldik? Hani bazen 20 katlı binadan düşersiniz ya da merdivenden düşersiniz. 3. merdivene çıktığınızda "Aa bak ben 3. merdivene çıktım" demezsiniz. Evet. 20'den düştüğünüzü unutmayacaksınız. Unutursanız sıkıntı. Nereden geldiğimizi unutmamamız gerekiyor. Bu arada şunu da unutmamak lazım. Sektör tamamen tüm markalar bütün hedeflerini, altyapı çalışmalarını, yatırımlarını, bayi ağlarını hep bu 1 milyonluk pazar üzerine kurdular. Kesinlikle. Yani burada yapılan yatırımlar da çok önemli. Çünkü o paranın bir geri dönüşü olması lazım. Daralan bir pazarda bu bekledikleri geri dönüşü sağlayamadıkları için baktığımızda birçok bayinin zora düştüğünü, hatta distribütörlerden destek aldığını biliyoruz. Bu tabii ki sektörün ayakta kalması için gerekli bir adımdı. Tabii ki. Hatta rakamlar bazında böyle derin bir grafik hazırlamıştık. O grafikteki rakamlara göre baktığımızda 2002'den itibaren, yani 2001'de biliyorsunuz çok ciddi bir kriz yaşadı Türkiye. Evet. 2001-2002, hatta bu 2003'e kadar bu kriz hissedildi. Özellikle otomotiv sektöründe fazlasıyla hissedildi. O tarihten bir güne doğru baktığımızda bu geçtiğimiz Mayıs ayı en kötü dördüncü pazar. Çok. Yani yaklaşık 17-18 yıllık dönemde en kötü dördüncü pazarı yaşamış olduk. Mayıs ayı pazarını yaşamış olduk. Ki ona rağmen seviniyoruz, çok daha kötü olabilirdi diye. 30 binin üzerinde bir pazarla kapattık. Tabii otomotiv sektörü çok dinamik bir sektör. Çok. Gerekli destekleri hem hükümet sağlıyor hem markalar ellerinden geleni yapıyor. Ancak yadsınamaz bir gerçek var. Tabii ki o da tüketicilerin alım gücü. Bu da son dönemde sağlanan düşük faizli kredilerle pazara bir hareket getireceği düşünülüyor. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bu son açıklanan destek paketi neler sağlayacak? Ve pandemi sürecinde artık yeni bir döneme geçtik. İyileşme dönemine geçtik. Yeni bir hayat artık bizi bekliyor. Bazı alışkanlıklarımızı geride bırakıyoruz ama otomobil bunlardan bir tanesi olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ne zaman biraz daha normalleşmeye başlarız otomobil satış adetlerinde? Vallahi biraz gerçekçi olmak lazım. Hı hı. Şimdi gönlümüzden neler geçiyor? Ne aslanlar yatıyor gönülde ama. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Hayatın gerçeklerine bakmak gerekiyor. Mart ayının ortasından işte Nisan ayı ve Mayıs ayı dahilinde herkes evlerindeydi. Zorunlu şartlar dışında ya da mecburiyet dışında insanlar mümkün nispet evden çalışmaya çalıştı. Otomotiv sektörü için söylüyorum en başta. Ama otomotiv sektörünün dışında da insanlar olabildiğince evlerinde kalmaya gayret ettiler. Bu dönemde birçok iş yeri kapandı, birçok iş yeri geçici olarak kapatıldı. Bu da haliyle ister istemez insanlarda bir gelir düzeyinde gerilemeye sebebiyet verdi. Şimdi bu durumda öncelikleriniz de ister istemez değişiyor. İnsanların da öncelikleri değişti. Ama hatırlarsanız konuşmamızın ilk başında şunu demiştim. Biz hareket ederken otomotiv sektörü de dahil bütün sektörler kredi bizim için oldukça hareketlendirici, evet, ateşi fitilleyen bir unsur. Şu anda da düşük kredi faizleri ki yanılmıyorsam ben de bu rakamlar bir güne kadarki en düşük rakamlar. Aynen, evet. Ciddi rakamlar. Cumhuriyet tarihinin en düşük rakamları olarak açıklandı. Ama tabii şu var, sonuçta aldığınız krediyi ödeyeceksiniz. Evet. Burada ödeme kapasiteniz de çok önemli. Yani kişilerin, şahısların ödeme kapasiteleri önemli. Çünkü ciddi sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Türkiye için söylemiyorum. Tüm dünyada bu, evet, böyle. Amerika'da da böyle, Çin'de de böyle, Almanya'da da böyle. Ha biz de belki son birkaç yıldır zaten daralan bir ekonomi vardı. İş hayatında daha doğrusu söyleyelim. Bir daralma vardı. Otomotiv sektöründe zaten bir süredir konuşuyoruz. 2 yıldır, 2,5 yıldır yaşadığımız bir daralma var. Bu daralmanın üzerine yaşıyoruz bütün bu sorunları. İster istemez burada bir hareketlilik kazandıracak mıdır? Tabii ki kazandıracaktır. Zaten sıkışmış bir piyasa var. Hareketlenmesi gerekiyor. Ki bizim gibi ekonomiler de zaten biraz tüketimle de büyüyoruz. Tüketim bizim için son derece önemli. Tüketim olmazsa İşte iş yerleri kapanmaya başlıyor, istihdam azalıyor vesaire vesaire. Hep böyle zincirleme işler. Bu dönemde etkisi olacak mıdır? Mutlaka ki etkisi olacaktır. Ancak şu var, özellikle sıfır araç için çok bir şey diyemiyorum. Çünkü sonuç itibariyle bu araçlar yurt dışından ağırlıklı geliyor. Yerli olanlar var. Fiyatlar bir nebze yükseldi. Şimdi yerli araca kredi, onun da altını çizelim. Evet, evet. Yani Türkiye'de üretilmiş olması, aynen, gerekiyor. Ama şu var, bunu geçmiş dönemlerde de gördük biz. Geçen yıl işte
Ekim ayında yapılan bu kredi kampanyasının benzerinde şu olmuştu. Yine yerli markalaraydı, yerli modellereydi yapılan indirim. Ama akabinde bir baktık, ithal markalarda tabii ki rekabette geride kalmamak için daha iddialı rakamlarla, daha iddialı kredi rakamlarıyla karşımıza çıktılar. Bir şekilde dengelendi. Yarın bir gün aynı rakamları tekrar duymaya başlayacağız diye tahmin ediyorum. Yani ithal markalardan. Peki, da. Hemen bir şey söyleyeyim. Hazır rakamlardan bahsettik. Şimdi süremizin de sonuna geliyoruz. İlerleyen bölümlerde biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz. Yani otomobil markalarında, modellerde, segmentasyonlarda nasıl değişiklikler oldu? Müşterilerin beklentisi sıfırdan ikinci ele mi kaydı? İkinci elde durum nedir? Bunları da konuşacağız. En çok gelen eleştiri, şikayet sıfır araçların fiyatları konusunda. Bu rakamlar hani çok astronomik deniyor seyircilerimiz tarafından. Siz bu fiyatları nasıl izah edeceksiniz? Ben çünkü bunun Avrupa regülasyonlarına bağlı olduğunu, özellikle emisyonlardan kaynaklanan, üretim maliyetlerinin artmasından her şeyin maliyeti artıyor. Ve tabii ki en sonunda, en nihayetinde yatsıyamayacağımız bir gerçek var. Vergiler, bunlar çok doğal süreçler aslında. Sizin yorumunuz ne olacak bu konuda? Bu fiyatlarda en çok gelen soru şu: otomobil fiyatları geriler mi veya bundan sonra nasıl bir seyir izler? Hemen şunu söyleyelim, otomobil fiyatları gerilemez. Yani çıkan bir fiyatın indiğini ben bir yaşıma kadar görmedim. Bundan sonra da göreceğimi pek tahmin etmiyorum. Artışın nedenleri, birden çok nedeni var aslında. Bir, bizde fiyatı en önemli tetikleyen unsurlardan bir tanesi ÖTV. Özel tüketim vergisi. Özel tüketim vergisi de matrahlara göre çalışıyor. Yani 70 bin liranın altında bir matrağınız varsa %45 de vergilendiriliyorsunuz. 70 binden 120 bin arasındaysanız işte %50 ile vergilendiriliyorsunuz. %120 bin liranın üzerindeyse matrağınız işte %60'a çıkıyor ÖTV bareminiz. Şimdi geçen yılın 70 bin lirasıyla bugünün 70 bin lirası ya da 120 bin lirasını karşılaştıramıyoruz. İster istemez bu baremlere uyan araç tipi neredeyse hiç kalmadı. Yani 45'lik baremde araç yok Türkiye'de. Ama bu barem duruyor. Matrahların yükseltilmesi gerekiyor. Şu anda bütün talebimiz, beklentimiz de bu yönde. Eğer bu matrahlar düzeltilmezse, yani yükseltilmezse yukarıya doğru, aksi takdirde fiyatlar daha da yükselecek. Çünkü bir gün 70-120 bin bareminde, yani %50'lik baremde olan bazı araçlar çok kısa bir süre sonra %60'lık bareme girecek. Ne olacak? Araç mal bedelinin üzerine %10 daha ÖTV binecek. O %10 ÖTV'nin de %18 KDV'si gelecek. Yani baktığınız zaman %12'lik bir artış daha yaşanmış olacak. Artı oynak kur, yani kura bağlı her şey biraz da. Çünkü ithal ediyorsunuz. Yerli üretimde de ithalatınız var. Yani araçların %100'ünü Türkiye'de mal etmeniz, üretmeniz mümkün değil. Bu zaten yerlilik oranlarını, muhteviyatını gösteren oranlarla ki biz her yıl yayınlıyoruz Sanayi Bakanlığı'ndan alarak, yani analizlerini yapıyoruz. Oradaki rakamlar da bunu gösteriyor zaten. Yani %60'lar, %70'ler civarında. Bu yerlilik olayı zaten bize de mahsus değil. Yani bu yerli otomobillerin çok yerinde gündeme gelen konuydu. Yerli ne kadar yerli diye, ama bugün hani marka vermeyeyim. Almanya'da üretilen ya da Japonya'da üretilen herhangi bir otomobil de %100 yerli değil. Kesinlikle. Onlar da dışarıdan bazı parçaları, bazı teknolojileri alıyor. Dolayısıyla otomobil üretmek çok önemli burada. Tabii ki yerli otomobil de gündemimizde olacak, onu da konuşacağız. Bu haftalık süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz bu değerli güzel yorumlar için. Önümüzdeki haftaları ben sabırsızlıkla bekliyorum diyorum. Görüşmek üzere, çok teşekkürler. Görüşmek üzere, daha çok ısınacağımız için herhalde çok daha verimli geçecektir. Aynen, çok teşekkürler Erhan Şahin. Hoşçakalın. Sevgili seyirciler, bu güzel yorumlar, sektörel değerlendirmeler için Erol Şahin'e teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalar dediğim gibi beraber olacağız. Daha teknik analizlere de gireceğiz. Hani adetsel bazda nerelere geldik, neler oluyor Türkiye'de. O zaman siz de otomobil tercihi yaparken biraz daha bilinçli olarak, daha iyi kendinizi kanalize ederek tercihler yapabileceksiniz. Bugün mü alayım, sene sonunu bekleyeyim mi gibi sorular geliyordu. Bunların da cevabını bu köşede bulabileceksiniz. Evet, şimdi Seat'la devam edelim. Seat sevgili seyirciler 70. yılını kutluyor. Seat'ın İspanya Martorell'deki teknik merkezinde bulunan yankısız oda, motordan sileceği bir otomobilde ses kaynağı olan binden fazla noktanın en az ses çıkarmasını sağlamak için kullanılıyor. Bu oda bir arabanın ürettiği ses ve gürültüleri tam bir hassasiyetle
ve hiçbir dış müdahale olmaksızın ölçmek için kutu içinde kutu olarak adlandırılan bir sistemle tasarlandı. İsminden de anlaşılacağı üzere birkaç kat çelik ve katı tabakadan oluşuyor ve bu sayede dış dünyadan izole ediliyor. İçerisinde yankı ve ses yansımalarını önlemek amacıyla ses dalgalarının %95'ini soğuran bir kaplama malzemesi bulunuyor. Motor, dönen tekerlekler, havanın kapatılışı, havalandırma sistemi ve geriye yatırılan koltuk. Bir arabanın çıkardığı sesler sıralamakla bitmez. İşte bunların hepsi bu odada analiz ediliyor. Motor ve egzoz sistemi arabaya ses veren unsurlar olduğundan mühendis ve teknisyenler bunlara çok dikkat eder. Arabanın çıkardığı birçok ses bizi bilgilendirir. Örneğin yön değiştirme sinyallerinin sesi, sinyallerin aktif olduğunu bakmadan anlamamızı sağlar. Ancak motor ve egzoz sesleri bize yalnızca vitesleri ne zaman değiştirmemiz gerektiğini veya hızımızı bildirmez. Bunlar bir modelin karakteri hakkında da fikir verir. Seat Akustik Departmanı yöneticisi Ignacio Zabala bunu şöyle dile getiriyor. Bir spor araba motorunun nasıl ses çıkardığını hepimiz biliriz. Tam da bu nedenle motorun istediğimiz şekilde ses çıkarıp çıkarmadığını yankısız odada inceliyoruz. Havalandırma sistemi çok fazla ses çıkarıyorsa dış dünyadan tamamen soyutlanmış bir arabaya sahip olmanın anlamı yoktur. Bu nedenle gürültüyü azaltıp bazı sesleri ortaya çıkararak iki unsur arasında uyumlu bir dengenin oluşturulması gerekir. Akustik, konforu doğrudan etkilediği ve araç kalite algısının belirleyici faktörlerinden biri olduğu için esas hedefin araçtaki yolcuların mümkün olduğunca rahat hissetmeleri olduğunu belirten Zabala, yapılan testlerin farklı iklim koşullarında da tekrar yinelendiğini söylüyor. İspanyol marka Seat 70. yılını kutluyor. Seat 600 ile başlayan, dünyanın içinde bulunduğu dönemde acil durum solunum cihazları üretimine uzanan yolculukta, araba üreticisi konumundan büyük, sürdürülebilir, yenilikçi ve teknolojik bir dünya markası olma başarısı gösteren Seat, geleceğe hazır. 70 yıl önce başladığı heyecanlı ve zorlu yolculuğu süresince değişimler ve yenilenmelerle bugünkü haline gelen Seat, şimdi sadece İspanya'nın değil, dünyanın da en önemli otomotiv markaları arasında yer alıyor. İspanya'da araç tasarlayan, geliştiren, üreten ve pazarlayan tek otomotiv şirketi olan Seat, ülkede Ar-Ge sektör yatırımlarına öncülük ediyor. Üretiminin %80'ini ihraç eden marka, bu sayede ülke ekonomisi içinde önemli bir konuma sahip. 70 yıllık tarihi boyunca kendini sürekli olarak yenileyebileceğini ve yoluna çıkan zorlukların üstesinden başarılı bir şekilde gelebileceğini gösteren Seat, bir otomobil üreticisinden ziyade güçlü bir teknoloji ve sanayi şirketi olduğunu da gösterdi. Seat 1953 yılında günde 5 adet Seat 1400 aracı üreten Zona Franca fabrikasını açtı. Bu tesiste 40 yıl boyunca Seat 600 ve Seat 127 gibi marka tarihinin iz bırakan modellerini üreten Seat, yeni, daha büyük ve daha modern bir fabrika kurmaya karar verdi ve üretim sahasını 1993 yılında Barcelona'dan Martorell'e taşıdı. Başlangıçta 1.47 milyar avro tutarında yatırıma mal olan bu fabrika, günde 1500 adet üretilen ikinci nesil Seat Ibiza ve yeni Seat Cordoba modellerinin piyasaya sürülmesiyle üretime başladı. Halen 3 üretim merkezinde Barcelona, El Prat de Llobregat ve Martorell'de, Ibiza, Arona ve León modellerini üreten Seat, Ateca'yı Çek Cumhuriyeti'nde, Tarraco'yu Almanya'da, Alhambra'yı Portekiz'de ve Seat'ın ilk %100 elektrikli aracı olan Mi Electric'i Slovakya'da üretiyor. Bugüne kadar 19 milyondan fazla araç üretme başarısı gösteren Seat, 1965 yılında Kolombiya'da gerçekleştirdiği ilk ihracat satışından bu yana İspanya'nın lider endüstriyel ihracatçısı konumunda bulunuyor ve halen İspanya ekonomisinin toplam ihracatının neredeyse %3'ünü oluşturuyor. Seat 70 yıl içinde büyük bir değişim geçirdi. Önceden bir günde üretilen otomobil sayısı bugün 3 dakikada üretiliyor. 1950'lerde bir Seat 600 için 2 yıl beklemek gerekirken
Şimdi Fastlane hizmetiyle 5 tıkla 10 dakikada araba satın alınıp 21 gün içinde araca sahip olunabiliyor. Marka 70 yıl içinde farklı sürüm ve nesilden toplamda 75 modeli pazara sürdü. Bunların arasında 1953 yılında üretilen ilk otomobil olan Seat 1MD0 ve 1957'de pazara sunulduktan kısa süre sonra özgürlük ve ulaşım sembolü haline gelen efsanevi otomobil Seat 600 gibi ünlü modeller de bulunuyor. ...1984 yılında Seat Ibiza, 1999 yılında ise Seat Leon'un ilk nesilleri pazara sunuldu. Seat Leon o tarihten itibaren satıştaki başarısını sürdürüyor. 2016 yılında Seat Ateca, Seat Arona ve Seat Tarraco ile SUV segmentine giriş yaparak ürün yelpazesini genişleten Seat, 2019 yılında ise ilk elektrikli aracı olan Seat Mii Elektriği duyurdu. ...70 yıllık yolculuğunda otomobillerin yanı sıra güvenlik sistemlerinden en gelişmiş bağlantı hizmetlerine kadar tüm alanlarda teknolojik bir gelişim sağlayan Seat, sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım hedefleri kapsamında da elektrikli araç üretiminde büyük bir atılım içinde. 2021 yılı sonuna kadar sunulacak olan yeni elektrikli ve hibrit modeller, PHEV versiyonu olan yeni Leon serisi, Tarraco PHEV ve yakın zamanda pazara sunulan şarjlı ve elektrikli hibrit seçeneği olan Cupra Formentor, Seat Mii'ye eşlik etmeye başlayacak. Ayrıca Mii Electric gibi tamamen elektrikli yeni bir model olan Elborn da pazara sunulması planlanan modeller arasında yer alıyor. ...1996 yılında Ibiza Cupra'nın pazara sunulmasından itibaren Seat'ın sportifliğinin simgesi haline gelen Cupra, 2018 yılında da bir başka başarıyı simgeledi. Seat'ın kendini yenileme kabiliyetinin bir parçası olarak yeni bir marka adıyla otomotiv dünyasına dahil oldu. Seat'ın daha özel bir ürün anlayışında olan yeni pazarlara ve yeni müşterilere erişmesini sağlamak amacıyla yaratılan Cupra markası, motor sporları tutkunlarının ilgisini çekmek üzere tasarlandı ve elektrik temelli modellerinin çağdaş tasarımı ve sportif performansıyla öne çıkmaya başladı. Seat, Cupra Ateca ve yeni Cupra Leon'un yollara çıkmasından sonra Cupra Formentor'u da tanıttı. Seat'ın sportif markası için özel olarak tasarlanan ilk model olma özelliği taşıyor Cupra Formentor. Martorell'de yakın zamanda faaliyete başlayan Cupra Garaj Merkez Ofisi'nde üretiliyor. Seat son yıllarda araç üretiminin ötesine geçen bir ulaşım hizmeti sağlayıcısı olma yolunda özenli adımlar da attı. Bu sayede ortak, paylaşımcı ve sürdürülebilir ekonomi kapsamında geleceğin en önemli eğilimlerinden birine karşılık vermeyi amaçlayan Seat, 2019 yılında kentsel ulaşıma yönelik yeni ürün ve hizmetlere ilişkin stratejiyi yönetmek üzere mikro ulaşım alanında bütün Volkswagen grubunun yetkinlik merkezi olarak seçildi. Bu amaçla kentsel ulaşım alanında stratejik bir işletme birimi olan Seat Urban Mobility'yi hayata geçiren Seat, elektrikli e-Access Kick Scooter'a yeni bir model de ekledi. E-Scooter konseptle e-Kick Scooter konsept. Kendini yenileme ve değiştirme kapasitesinin bir parçası olarak 2019 yılında yazılım geliştirme alanında hizmet veren Seat kodu yaratan Seat, böylece dijital dönüşümü hızlandırmaya devam etmeyi ve verimliliği arttırmayı, ayrıca özel olarak Seat'a odaklanarak iş modellerini ulaşım, bağlantı ve kapsamlı yeni konseptler ekseninde güçlendirmeyi amaçlıyor. Seat bu yıl içinde 70 yıl önce kurulduğu şehri onurlandırmak amacıyla Barcelona'nın kalbinde hayata geçirdiği Casa Seat'la da geleceğin ulaşım olanaklarının keşfedileceği bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlıyor.
Yeni Seat ve Cupra modellerinin yanında mobilite teknolojisinin geldiği son noktayı gözler önüne seren Casa Seat, Seat yöneticilerinin FC Barcelona'nın kalecisi Mark Ter Stegen'in katılımıyla online olarak açıldı. Tasarımdan otomotive ve daha birçok dalda serginin de yer alacağı Casa Seat, önümüzdeki günlerde fiziksel olarak da gezilebilecek. Casa Seat, Seat'ın stratejik temellerinden biri olacak şekilde çığır bir kentsel mobilite merkezi haline gelecek. Aynı zamanda burada yeni ürünlerini sergileyecek ve tanıtacak olan Cupra için mükemmel bir alan. Kısaca bu marka deneyim merkezi, Barcelona'nın canlı hareketliğinden ve kent kültüründen ilham alan projeleri sergileyen bir alan olacak. Since 1950 yılından bu yana Barcelona Seat'ın yuvası ve halkın, genelinin ve dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin gözünde şirketin profilini yükseltmeye yardımcı oluyor. Şehir merkezindeki bu yeni genel merkezde diğer pek çok şeyin yanı sıra şirketin mobilite alanındaki geleceğini göstereceğiz. Ayrıca Seat satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı ve Cupra CEO'su Wayne Griffiths şunları vurguladı. Casa Seat, markanın bu fantastik şehirle şu anki ilişkisinin bir örneğidir. Barcelona'nın merkezinde müşterilerin ve yurttaşların Seat ve Cupra ile etkileşim kurabildiği ve en ilerici projeleri göstereceğimiz marka deneyim merkezidir. Genel anlamda insanlar şirketin ve markalarının kendine adadığı her şeyi deneyimleyebilmektedirler. Geleceğin Seat ve Cupra modelleri ve kentsel mobilite ünitesinin tüm yeni özellikleri Casa Seat'ta binanın özellikle en iyi saklanan sırrın yani Casa Seat Concept Lab'in bulunduğu ikinci katında tasarlanacak ve sergilenecek. Burası şirketteki tasarımcıların yeni modellerin ilk aşamaları üzerinde çalışacağı yer. Concept Lab'de Barcelona'nın ışıltılı ve canlı yaşam tarzından esinlenerek en yenilikçi önerileri geliştirecekler. Aynı şekilde Casa Seat'ı ziyaret edenler de birinci kattaki teşhir alanının yaşattığı yenilikçi fiziksel ve dijital deneyim karşısında şaşıracaklar. En son Seat ve Cupra lansmanları ve şirket tarafından desteklenen yeni kentsel mobilite çözümleri burada sergilenecek. Casa Seat bir bütün olarak Barcelona'nın Example bölgesindeki karakteristik binaların çağdaş bir yeniden yorumu. Barcelona'nın şehircilik geçmişini geleceğe yansıtırken kutlayan bir bina. Sevgili seyirciler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.